sürdüreceğiz. Taksiciler de bugün yıl dönümünde 15 Temmuz'un şehitleri andı. Bir konvoy oluşturdular. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiler. Şehitler anıtına çiçek bıraktılar ve Doğan Medya Center'ı da ziyaret ettiler. ...249 taksici, 249 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için bir araya geldi. Dünya Taksiciler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlendi etkinlik. Etkinliğin konusu da birinci yılına sayılı günler kalan 15 Temmuz oldu. Bilmiyorum başka topluluklarda, başka milletlerde var mıdır ama tankın önüne yatabilen, hatta tankın altından çıkıp tekrar tankın önüne geçebilen bir millet. Bu ancak Çanakkale ruhuna sahip bir millette olur, o da Türk milleti. Sanatçı Ömer Faruk Elmas o geceyi kum sanatıyla anlattı. Konuşmalar yapıldı, şehitler anıldı. Etkinliğe katılanlar arasında o gece şehit düşen taksici Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik de vardı. Keşke bizim şehitlerimiz son şehit olsaydı. Allah birliğimizi bozmasın. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı taksicileri konvoy oluşturup yola koyuldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da bir taksinin direksiyonuna geçti. İlk durak 15 Temmuz'da darbecilerin baskın yapmaya çalıştığı Doğan Medya Center'dı. Taksiciler CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet gazetesinin bulunduğu Doğan Holding binasına çiçek bıraktı. Konvoyun sonraki istikameti ise darbe girişiminde darbecilerin kilit hedeflerinden olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. 249 şehide ithafen 249 taksi, Türk bayrakları ve kornalarla geçti köprüyü. Son durak 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ydı. Taksiciler anıta çiçek bıraktı.